Merhabalar, bugünkü edebiyat sohbetimizin konu başlığı müsteyar isim nedir? Yani takma, lakap isim edebiyatta nedir? Ve heteronim nedir? Heteronim yazar örnekleri nelerdir? Hem Türk edebiyatından hem dünya edebiyatından bugün sizlere bunu anlatmak istiyorum. Bu kadar enteresan ve niş bir konuyu anlatmak istiyorum. Çünkü bu konu nereden geldi benim aklıma onu da söyleyeyim. Ercan Yılmaz'ın işte Altıüstü İstanbul kitabını e, incelerken İseyak Uygar Eskiciya'nın da onun heteronimi olduğunu öğrendim. bunu tabi kendisine de sordum. Tabi araştırarak da öğreniyorsunuz. 10 günden beri bununla ilgili bir video çekmek isteğim vardı. En son Hakan Toker'in Pelin Kalp heteronimi ile birlikte yazdığı Postmodern Kızıl Postmodern Kızıl Tilki'yi de okuyunca tamam dedim ben bu videoyu çekmeyeyim. Ama ismi ne olmalı? Şimdi bunlar çünkü kurmaca yazarlar değiller. Hani romanların, öykülerin içerisinde yer alan kurmaca yazarlar değiller. Müstihar değiller. Peki bunlar ne? Sağ olsun Ercan Yayılmaz'a sordum ne olduğunu ve kendisi bana ifade etti. Çünkü yani edebiyatın pek çok kavramını iyi bilsem de hepsini yetişebilmek mümkün değil. Bunların, özellikle Fernando Pessoa'nın tanımıyla Portekizli şair, heteronim yazarlar olduğunu ifade etti. Şimdi ikisini de iki kavramı da ayrı ayrı anlatmak istiyorum ama daha çok heteronimler üzerinden bugün devam edeceğim. Çünkü müstehar hem bugün artık pek kullanılmayan bir kullanım şekli hem de çok da sevimli değil müstehar olayı. Onu söylemem gerekiyor. Şimdi müstehar nedir? İşte bu takma isimler neden kullanılır? Geçmişte özellikle gazetelerde yer alırken yani köşe yazarlığında yer alırken ve yazarlar da Kimi zaman siyasi baskılar toplumsal baskılar nedeniyle farklı türlerde yani işte hiciv yazacaksa, siyasi eleştiri yazacaksa. Bunun gibi nedenlerle müstehar isimler kullanmışlar. Tarih boyunca, yani edebiyat tarihimiz boyunca pek çok büyük yazarımız işte Orhan Kemal olsun, Reşat Nuri Güntekin olsun pek çok ismi sayabiliriz. Bu nedenlerle ki az nesin keza müstehar kullanmak zorunda kalmışlar. Müstehar e, ismin Herhangi bir yazar kimliği yoktur. Yani bir biyografisi yoktur. Kurmaca bir biyografisi yoktur. Kurmaca bir yazar kimliği yoktur. Dediğim gibi zorunluluktan ortaya çıkmıştır. Köşe yazarları da geçmişte özellikle müstehar isimler kullanmışlardır. Bunun haricinde bir de iki örnek vermek istiyorum ki bizim için önemli müstehar isim örnekleridir bence. Birincisi Kemal Tahir'in yaptığı. Yani işte polisiye yazarken kullandığı onun müsteyarı Bir de Peyami Safa'nın yaptı. Kemal Tahir'inki işte FM 2. bu Mike Hammer çevirileri yaparken onun çevirmen ismi olarak FM 2.'yi kullanıyor. Sonra bitiyor Mike Diyor ki yayın evi ya tamam hadi sen yenilerini yaz bunların. Ve FM 2. adıyla Mike Hammer kitapları yazmaya devam ediyor. Kemal Tahir. Bir de Peyami Safa örneğimiz var. Peyami Safa da para kazanmak amacıyla Arsen Lupin'den, Lupin karakterinden esinlenen Cingöz Recai yazıyor. Cingöz Recai'nin maceralarını yazıyor polisiye roman şeklinde. O da Server Bedi e, kullanıyor. Yani bunlar da evet ikisi de baktığımızda işte FM 2. ve Server Bedi bir kurmaca yazar kimliğiymiş görünseler de dediğim gibi aslında kendi edebi değerlerini o dönemin şartlarını düşürmemek, e, kendi edebi şahsinin önüne geçirmemek adıyla buldukları bir çözümdü bu müstehar isimler. Her iki yazarımız içinde. Fakat heteronimler böyle değil. Şimdi heteronimlerin dediğim gibi e, kelime, yani bunu edebiyata uyarlayan bu kelimeyi e, bu tabiri, edebiyata uyarlayan da bunun tanımını yapan da Fernando Pessoa e, ünlü Portekizli şair. PSA'nın çok fazla heteronimi var. Yani yok yok. Sayamazsınız o kadar çok. Ama 4 tane ayrı imzanın olduğu bakın. 4 ayrı biyografi, 4 ayrı imzanın oldu. 4 tane heteronimi var. Alberto Cairo, Alvaro de Campos, Bernardo Soares ve Ricardo Reis. Özel Ricardo Reis önemli. Ricardo Reis'in Öldüğü Gün atlı Jose Saramago'nun bir romanı var. Bir başka Portekizli büyük yazarın. O yüzden Ricardo Reis'in böyle bir durumu var. Belki ilerleyen yıl dönemlerde bu romanı da inceleyebilirim. Çok enteresan bir heteronim yazar için yazılmış bir roman. O da enteresan iş. Gördüğünüz gibi Fernando Pessoa'nın dört tane önemli heteronimi var. Benim hepsinin ayrı bir biyografisi var. Hepsinin bir ayrı imzası var. Peki başka kimlerde var? Aslında pek çok isim var dünya edebiyatında ama en önde gelenlerinden biri ve çok da güzel bir edebi oyun oynayan kişisi Fransız yazar Romain Gary. Romain Gary şöyle bir şey yapıyor. Kendi isminde Goncourt ödülünü kazanıyor. Sonra Emil Ajar e, ismiyle ki onu isimle de çeşitli eserleri var bu arada o kimliğiyle, o heteronim yazar kimliğiyle. Bir de onunla 1906 yılında tekrar konkuya başvuruyor. Bir daha kazanıyor ödülü. Böyle de bir edebi oyunu uyguluyor roman geri. Bu da enteresan bir oyunlardan bir tanesidir. Bir başka yazarsa benim çok sevdiğim Ağacı Tüneyen Sivini'yi burada detaylıca anlattım. İrlandalı yazar ki Joyce'dan sonraki İrlandalı yazarlar için bence en önemlilerinden bir tanesidir. Brian O'Nolan aslında doğum ismi ama o Flan O'Brien ismini kullanır yazar olarak. Fakat onun bir de İrlandaca yazan, Irish Times gazetesinde İrlandaca mizah yazan e, Maisne Kaplan adlı bir e, heteronimi vardır. Hatta bu heteronim e, Maisne Kaplan adlı heteronim ki okuması da zor bu arada. Ee, onun bir de romanı var. Yani gazetede kalsa sadece e, heteronimliğini belki e, şüpheyle yaklaşabiliriz muhtemelen ama e, bir artık roman yazarı da olduğu için iyice bir tamamen bir yazar profili yazar biyografisini de edebi anlamlarınızdan kavuştuğunu söyleyebilirim. O yüzden Brian Onanoğlu'nun veya Flan O'Brien'i da e, sayabiliriz. Yani bu Yazarın kendi doğum ismini kullanmayıp bambaşka isim kullanması bizde Yaşar Kemal'de de vardır. Bilenler bilir. Orhan Kemal'de de vardır. E, bu e, yıllar içerisinde çeşitli dünya devletinde ve görünen bir durumdur ama e, bir de ayrıca heteronim kullanması da ayrıca ve enteresanlık tabii Brian O'Lanagh'ın yaptığı. Bu da Roman Gere'nin e, sadece Emin Acar yok. O en önemlisi ama e, iki tane daha e, heteronim var. Onu da söylemem gerekiyor. Yani onda toplamda üç tane heteronim var. Ben yani bu heteronim kullanan yazarların genelde birden çok heteronim oluyor. Fakat bizdeki örnek ise en önemli örneğimiz bence işte Ercan Yayılmaz. Yani bende üç kitabı var, ama çok daha fazla kitabı var. Hem şiirleri var, hem öykü, hem romanı. Üç türde birden. Ki Ercan Yayılmaz da kendi yazar kimliği de üç türden birden üreten bir yazar ve ödülleri olan bir yazar. Keza daha Uygar eskici da gördüğünüz gibi işte bu zift. Metropol'ün inmesi ve son yenilenmiş baskısı son çıkan Pauzonat'ı. İşte öykü ve roman gördünüz. İzlediğim gibi iki taki, İtaki Poetik'te yer alan iki tane de şiir kitabı var. İseyak Uygar Eskiciya'nın. Peki Eskiciya'nın bir sizlere yazar e, biyografisini okumak istiyorum. Şimdi Google'da arattırırsanız e, bir tane böyle tek elde yüzü kapatılmış bir fotoğraf görürsünüz. 1982'de karardı. Öyküleri Fransızca, İtalyanca ve Vietnamcaya çevrildi. Eski Cihan Fransa'nın saygın edebiyat kurumlarından olan MIT'in e, yazar programına seçildi. Yazar aldı. Bu çerçevede 2021'de Fransa'nın Sen Nazar şehrinde kaldı. Arkadaş size ilk kitap şiir ödülünü ve Selçuk Baran öykü ödülünü aldı diye bir biyografi var. Güzel bir kurmaca biyografimiz var. Eski Cihan için. İseyak Uygar Eski Cihan yazar kimliği için. Şimdi Yazarlar neden heteronim kullanırlar deyip sonra diğer iki kitabına geçmek istiyorum. Şimdi heteronim tanımına baktığımızda e ki bu Ercan Yayılmaz için de geçerli. işte Pahoz Anıtı gibi normal yani Ercan Yayılmaz karakteri yazar kimliği içerisinde kullanmadığı isimler daha farklı isimler. Çünkü ayrı bir yazar kimliği oluşturmak istiyor. Kendinde birden çok yazar kimliği var yazar bunu fark ediyor. Ve bunu aylık bir yazar, kendinden bağımsız bir yazar kimliği, bir biyografisi olan işte belki işte Pessoa gibi farklı bir imzası olan bir yazar kimliği oluşturmak istiyor. Bu bazen ayrı bir türde yazmak için bazen de ayrı bir tarzda aynen Ercan Yılmaz olduğu gibi ayrı bir tarzda yazabilmek için. Ayrı bir tarz için Ercan Yılmaz örneği gerçekten iyi bir örnek. Ayrı bir tür ise işte orada Flair O'Brien yani Brian O'Donnell'ın çok daha e, önemli bence. Orada işte mizah. İrlanda yazan bir mizah yazarı olması kısmı ayrı bir tür içinde. O Miles e, karakterini, kurgu yazarını söyleyebiliriz. O yüzden o iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum ama yani heteronimleri bu yazarlar neden yani hastalar mı bunlar? deliler mi? Niye böyle bir şey giriyorlar? Yani hem kendi yazar kimliği var, üste başka bir yazar kimliğini niye üretirsin? ...kısmının en güzel cevabı bu aslında ve müşteriden farkı da bu. Siz başka bir tarzda yazmak istiyorsunuz biliyorsunuz yani başka tarz yazan bir kaleminiz daha var veya birden çok kaleminiz daha var. Bu hem bir edebi oyun onu söylemem gerekiyor yani hem bir edebi oyun hem de e, o e, yazar kimliklerini ayırmak için de güzel bir çözüm olduğunu düşünüyorum o yüzden Ercan Yılmaz'a buradan selam olsun. E, bu yaptığı e, işlere sonsuz saygım var. Çok özel ki zaten kendisi çok üretken bir yazar. Yani hem Ercan Yayılmaz e, kalemi içinde hem de İsterak Uygar Eskiciyan kalemi içerisinde pek çok kitap var. Üç ayrı türde kitaplar var. Ben Benden de bir yaş büyük sadece. Kendisine hani sonsuz saygım var bu noktada. Tebrik ediyorum yani. Daha ne diyebilirim ki onun için. Fakat sadece tabi Ercan Yayılmaz da kalmıyor bu durum. Şimdi iki ayrı kitap göstermek istiyorum. Birincisi Ali Teoman'ın gizli kalmış bir İstanbul masalı. Burada e, kitabın arka kapağından okuyacağım size. Çok enteresan bir oyun var. Şimdi 1991'de Ali Teoman bu dosyayla Halün Taner Öykü Ödülünü alıyor. Ama Halün Taner Öykü Ödülünü alırken Nurta, Nurten Ay imzasını kullanıyor. Ve sonra Nurten Ay'a işte röportajlarda vesaire ulaşılıyor. Görülüyor ki bu kitabı yazan kişi bu, bu, kişi olamaz. O farkına varılıyor. Tabi ya Altman, bunun anlaşılacağını biliyor. Bunu özellikle bu oyunu oynuyor. Ve kendince 20. yılında yani işte 2011 yılında bunu açıklamayı düşünüyor. Fakat maalesef biliyorsunuz çok erken 2011 yılında Mart'ında kendisi erken yaşta kaybetti kanser rahatsızlığı nedeniyle. Hastalığı başladığı zaman ne olur ne olmaz diye 2007 yılında Yapı Kredi Yayınları'nın kitaplık dergisinde bu durumu açıklıyor. Ee, bu eseri yazanın kendi olduğunu açıklıyor. Zaten ilk basımını Simavi yayınlarında ve Nurtenay ismiyle de basılmıştı. Bunu da bulabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir edebi oyun. Tabi Ali Teoman'ın zihni zaten bu edebi oyunlara çok çalışan bir e, isim. benim çok sevdiğim bir yazar. İlerleyen tarihlerde Ali Teoman'ın hem bu kitabı için hem de onun üçleme romanları için e, gelecek emin olabilirsiniz arkadaşlar. Çok seviyorum ben çünkü Ali Teoman'ı. E, benim için çok özel. Yani o Öykü Uçları kitabı da harikadır özellikle küçük yazan arkadaşlarım için tavsiye ederim mutlaka. O yüzden hani Ali Teoman'dan böyle bir oyun. Yani kim yapabilir bunu Ali yapar işte. Ve yapmış da zaten. Onu gösterebilirim. Şimdi bu videoyu çekmemde asıl tetikleyici unsur olan kişiye geçelim. Hakan Toker'e. Hakan Toker de çok enteresan bir yazar. Yapı Kıdı çıkmış bir tane şiir kitabı var. Öncelikle. Sonra e, geçmişin e, hatta ilk olması lazım. Edergi olan Altsin'de yazarlık yapmış 2000'lerin başlarında e, altsin e, geçtiğimiz yıllarda maalesef kapanmış bir oluşum. hala internet sitesi aslında aktif. son 5 yılın e, yazılmış eserlerine bakabilirsiniz. Gerçekten çok iyi bir e-dergiydi. ben takip ederdim zamanında. Şimdi bu kitapta gördüğünüz gibi Pelin Kalp ve Hakan Toker ismini göreceksiniz. Postmodern Kızıltı ki zaten adıyla postmodern yani postmodern ve modern de ayrıca. Yani moderniz, modern devlet üstüne de Hakan Toker e, düşüncelerini öykü kurgusu içinde yazıyor. Çok enteresan bir kitap. Ya yani sadece çift yazarlı olması hem heteronimi kullanması hem kendini gerçek yazar olarak da kullanması Hakan Toker'in değil. E, bu öykülerin önemli bir kısmı zaten alt zinde işte alt dergide yayınlanmış öyküler. Kitaplıkta ve başka bir dergide daha yayınlamış öyküler de var. Onların da ismen geçiyor yani şu dergide yayınlanmış başlangıcında görüyorsunuz. E, bu anlamda da and, and işte Pelin Kalp'in Alsin serisini gördüğünüz gibi ilginç işler devam ediyor. İşte burada Postmodern kızın Hakan Toker işte tarih vesaire Alsin hangi sayı olduğunu Alsin'deki macerayı da anlatıyor yani bunu Hakan Toker bunu bir e dergi macerası olarak kurgulamış bir defa sonra bu tabi kitaplaşmış. E, ee, yani bunun öncesi var. Bu kitap önceki hali var. Şimdi Hakan Toker biyografisine Eczacı Kayfası Hanife Hanım ve futbol antrenörü İnanç Toker'in oğludur. 1 Ağustos 1965'te Deniz'de Dünya geldi diye e, bir e, yazı var. İşte Mavi Kara adlı şiir kitabı var. 99'da Yapı Kredi çıkmış. Sonra 2002 yılında Postumo'dan Kızıl Tilki var ama bu Koç Yayınları Üniversitesi'nin bu ikinci baskısı bu kitabın. ilk baskısı yapı kredide. Sonrası çevirmenlik süreci var. Hakan Toker'in. Yani Siren yayınlarında özellikle işte bende de var. Daniel Bartelmi'nin yetişkinler için Pamuk Prenses olması lazım. Kitabını hatırlamıyorsam. Böyle bir enteresan bir postmodern kitabı var. Onun çevirmeni, başka kitapların da çevirmeni, yine postmodern eserlerin daha çok çevirmeni Hakan Toker. Ama nedense yazarlığını devam etmemiş ki Postmodern Kızıltı İlki çok enteresan bir okuma deneyimi. Yani anlayıp kitabı da diyemiyorum. Roman da değil Postmodern Anlatı işte. Tam adı konması gereken şey Postmodern Anlatı olduğunu hatta yer yer denemeye varan e, anlatımlar var bu da ilginç bir şekilde. Yani çok net öykü diyebileceğimiz e, kitabın gidişatından bağımsız öyküler de var. Çok net birbirine zincir kurgular da var. İşte bu Pelin Kalp Hakan Toker e, kısmıyla oluşmuş. Hem de dediğim gibi böyle edebiyat üstüne özellikle böyle deneme diyebileceğimiz Hakan Toker'in yazıları da var. Pelin Kalp de şöyle gördüğünüz gibi Hakan Toker'in çok uzun bir biyografisinde doğum yeri ve tarihi bilinmiyor. İstanbul'da yaşadığı sanılıyor diyerek aslında bir biyografi oluşturulmuş. Yani esrarengiz bir yazar kimlik. Ekşi Sözlük'te de bayağı altında hakikaten çok ciddi bir geyik dönmüş yani. Pelin Kalp e, ismi altında eksi sözlükte de yazarlığı varmış sanırım. İşte Hakan Toker'in yani Pelin Kalp adıyla. Orada da ve çok enteresan işler dönmüş. Onu e, söyleyelim geçmiş yıllarda. Tabii eksi sözlükte geçmişte bambaşka bir yapıydı. Bugün de alakasızdı işin gerçeği. E, ve Hakan Toker de çok zeki bir yazar benim karşımda gördüğüm. Keşke yazmaya devam etseymiş. Belki yazmıştır da bunu yayınlatmamış olabilir. Ama bu kitabın baskısı da çok. Bu arada kapağı falan bayağı içerideki kağıt kalitesi de çok enteresan bir bir baskı kalitesi var. Zaten bir dizi oluşturulmuş. Cem Akaş ki çok değerlidir biliyorsunuz. Cem Akaş ismi de bizim edebiyatımız için. onun et, yayın yani dizi editörlüğü üzerinden hazırlanmış bir işte postmodern kızıl tilki. Bu kitapta bir isim daha var bu arada. Yani bir e, ön sözümüz var. Ön sözümüzde de Üner Saadi ismi geçiyor. İlginçtir. Yani hatta diyor ki bu, bu kitabı hararetli tavsiye ediyorum almayınız diyor Üner Saadi ön sözünde. Kurmacı tabi ön söz burada da. Yani Hakan Toker, Pelin Kalp ve Üner Saadi var. Böyle bir ilginç. Yani bir etoronim değil aslında iki etoronim var. E, Hakan Toker de çok oyuncu bir yazarımızmış. Ben yeni keşfettim. E, zaten maalesef çok daha eseri yok. Yani bir kişilik kitabı bir e, işte öykü ya da post, post da anlatacağım. Öykü de kitabı demeyeceğim. Yanlış bir tabir çünkü. Bir tane de post da anlatı kitabı. Bir tane de antolojide yine yapı kadar yayınlanmış. Orada da bir öyküsüyle yer almış. Sonrası çevirmenlik macerası. Yani yazarlık macerasını maalesef bırakmış. Keşke bırakmasaymış. Böyle deneysel işler yapan yazarlarımız 2000'lerin başlarında olmuş. Ee, bir kısmı işte devam etmiş bir kısmı devam etmemiş hatta 90'ların sonu diyelim 2000'lerin başı yanlış bir tabir 90'ların ortalarından sonra 90'ların devamında böyle enteresan işte postmodern işler avantgard işler deneysel işler yapmış yazarlamış olmuş keşke daha çok olsaymış yani e bugün işte biz yani ben işte ve başka bir yazar sadece tek ben değilim yani devam ettirmeye çalışıyoruz bu silsileyi diyelim işte Postmodern modern kızıl tilki. Burada da modern soslu postmodern makarna. Ahmet arkamda yani bir aslında akraba kitaplar olduğunu söyleyebilirim. Tabii ben heteronim kullanmıyorum. Ya yani bazen böyle düşünmüyor değilim. Böyle şeyler görünce yazdığım karakterlerden bir heteronim çıkarsam mı diye ama tabii ben muhtemelen heteronim çıkarmam. Benim karakterler çünkü bana arada e, hakim oluyorlar. Şimdi bir tane öyle bir öykü yazıyorum. Üçüncü dosyanın direkt arasında metinlerin İlk bölümünün son öyküsü. Ee, karakterler yazara ceza kesiyor. Ve diyor ki 29 sesli hipogramla öykü yazacaksın. Öyküler yazacaksın yani. Her bir öykü 29 kelimeden oluşacak. Her biri bizim ağzımızdan olacak. 29 karakterin ağzından bahsediyorum. Böyle bir öykü yazacaksın diyorlar. Böyle bir metin yazacaksın. Metinler yazacaksın daha doğrusu ceza kesiyorlar karakterlerim kendi karakterlerim bana. Ben ne yazacağım? Yazıyorum ben başladım hatta ilk A harfli olanı yazdım ama daha 28 tane daha harf var arkadaşlar. Hani delilin hangi boyutu derseniz ben de bilmiyorum. O yüzden işte Ercan Yayılmaz'ın, Hakan Toker'in zihinleriyle kendimi çok ortak buluyorum bu noktalarda. Onu söylemem gerekiyor. Neyse bu daha daha uzatmayayım. 20 dakikaya geçmişiz yine her zaman olduğu gibi. Yani işte Müstihar ve Heteronim birkaç örnek üzerinde anlatacakken yine 20 dakikayı bulmuşuz. Hepinize edebiyat dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.